Biz Memleket Partisi'nin neden kurulduğunu merak ediyoruz. Bu parti niye kuruldu? Tamamen bu çerçevede söylemek istiyorum ben de. Şu anda yeni sistemi anlattı Mehmet Bey, Abdurrahman Bey. Yani yeni sistemde yasama ve yürütme birbirinden ayrıldı. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama işine bakıyor. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki %50'yi aşan seçilmiş kişi de 17 bakanı belirliyor. Tamamen Türkiye'deki bütün içişleri, dışişleri, 81 ilin valisi, emniyet müdürlükleri tamamını A'dan Z'ye seçilmiş lider belirliyor. Meclis apayrı oldu, Cumhurbaşkanlığı apayrı oldu. Şimdi hedef iki tane. Burada Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gibi bir hedefi olduğunu görmüyoruz. Muharrem İnce'nin bütün hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama grubunda yer almak. Ve buradan aldığı güçle de şayet Erdoğan kazanamazsa, ki bütün hesapları Millet İttifakı'nın Erdoğan'ın kazanamaması üzerine, Erdoğan kazanamazsa da yasamadan aldığı bu grup gücüyle yürütme içerisinde bir yerlerde yer almak. Yoksa Muharrem İnce'nin ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olacağım diye bir düşüncesi elbette vardır ama bunun gerçekleşmesi çok mümkün gözükmüyor. Çünkü şu anda %50'yi geçebilen tek lider Erdoğan. Yani o tandansın içine girebiliyor. Geçti Erdoğan. Erdoğan geçemese de hiç kimse geçemez. Yani en kötü ihtimalle iki seçimde de olsa ikisinde de Erdoğan aday olacak. Nokta. Herkes Erdoğan'la yarışacak. Bu bir gerçek olarak duruyor. Muharrem İnce'nin oyları da Millet İttifakı'nın içinde kalacak. Çünkü Muharrem İnce'nin tabanını oluşturan kısım CHP'liler. CHP içerisinde ya Atatürk'ü buradan sildiler. Bunlar işte farklı noktalara gittiler. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Biz bunların toplantısına rahatsız oluyoruz diyenler Muharrem İnce'nin yanına geçtiler. %5 olur, 6 olur, 7 olur, 1 hayır, olur hayır. Fark şimdi, etmez. Ama şimdi Muharrem İnce'nin şunu merak ediyoruz. Evet. Şimdi Hacı Bey şunu merak ediyoruz. Muharrem İnce'nin yanına geçmiş olabilirler. Diyebilirler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Atatürk'ün kurduğu Atatürk CHP'si değil diyebilirler. Burada sonuç itibarıyla nihayetinde biz bu gerekçelerle bu partiden ayrılıyoruz deyip Muharrem İnce'nin yanına giden isimler bir tur sonra şimdi geri dönüp aynı yeri, aynı adayı, aynı cenahı destekleyecekse buradan ayrılma sebebini bu kadar büyük, önemli bir hadise olarak gösterip sonra bir seçimin sonucuna göre tekrar birlikte olacak idiyse ya da olacaksa bu partiyi niye kuruyor Sayın İnce, öyle değil mi? Yani Atatürk'e ihanet etti Cumhuriyet Halk Partisi dedik ve gittik. Gittik ki şuradaki yol kapalı. Evet. Sonra geri döndük, geri geldik. Yani tamam ihanet ettiniz ama şimdilik beraberiz mi diyeceğiz? Ve büyük yani, laflarla. Yani anlamıyorum, hani anlamadığım için soruyorum. Bu siyasi bir siyasi partinin kuruluşundaki evet. ilkeler o parti için sonuna kadar gidilecek yol değil midir? Onu merak ediyorum yani. Şu sistemde Millet İttifakı içerisinde öyle bir duruşu olan parti yok. Yani Faruk Bey, sizin belirttiğiniz o sonuna kadar gidecek, sonuna kadar duruşunu muhafaza edecek bir parti yok. Çok güzel bir yere getirdiniz. Getirdiğiniz yere tam oraya cevap vereyim. Muharrem İnce madem öyle, orada yok, bu yok veya işte Atatürk CHP'den silindi dedi, buraya oy verdiler. Tek bir cevabı kalıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 20 milletvekili grup kurarak yasamanın içerisinde yer almak. Şu anda Muharrem İnce'nin ana hedefi bu gözüküyor. Zira şu an CHP'nin 136 milletvekili var mecliste. Evet. AK Parti'nin 288 milletvekili var. HDP'nin 55, İYİ Parti'nin 48 ve 36 ve MHP'nin 48. Şu anda CHP'nin içerisinden 7'ye yakın meclis grubu çıkıyor. Yani CHP'de eğer biliyorsunuz İYİ Parti'ye de vekil transferleri vesaireler olmuştu. Grup kurmuşlardı biliyorsunuz yani o dönem. Evet. Şimdi CHP'yi gruplara bölsen 7 tane siyasi parti grubu çıkıyor. 4 tane şu anda grup var. 7 tane grup çıkıyor. Muharrem İnce bu 7 gruptan birisi olmak istiyor işte. Kemal Kılıçdaroğlu da ben 6 gruba razıyım. Muharrem İnce de bir tane grubu alsa ne olur?
Sonuçta meclis içerisinde ülkenin yönetiminde söz sahibi değiliz. Meclis içerisindeyiz. Bir yerde anlaşırız. Önemli olan benim için Cumhurbaşkanlığında Erdoğan'ı yenip yerine aday göstereceğimiz kişiyi getirmek olarak gözüktüğü için dikkat edin. Meral Akşener Ümit Özdağ'a nasıl başarılar diledi? Ümit Özdağ ne demişti Ümit Özdağ? Partiyi sattınız. İhalelere gittiniz dedi. Başarılar diliyorum dedi. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiç Muharrem İnce eleştirisi gördün mü? Ey Muharrem İnce sen niye böyle yapıyorsun, şöyle diyorsun dedin diyemezsiniz. Çünkü netice itibariyle Muharrem İnce'nin alacağı oylar da Millet İttifakı içerisinde kalacak. Yani Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na bir katkı sağlamayacak. Şu pozisyonda söylüyorum. İki sene sonra olur, tavan değişir, sistem değişir bilmem ama CHP'nin de Muharrem İnce'ye bakış açısı bu. Muharrem İnce'nin tek Cumhurbaşkanı ile ilgili şansı herkesin farklı aday göstermesiyle beraber kendi sıkletini ölçebilmesi ancak birinci turda böyle mümkün. Tek kişi üzerinden gidildiği zaman Muharrem İnce orada Abdurrahman Bey'in dediği pazarlığın içine de girebilir. Yani Muharrem İnce ben tek pazarlık yerini söylüyorum. Eğer bir pazarlık olacaksa birinci turda CHP, İYİ Parti, HDP hepsi anlaştı ve dediler ki tek adayla giriyoruz. O tek adayın da Kılıçdaroğlu olmayacağını söyleyeyim ben yani. Tek adayla giriyoruz dediler. Muharrem İnce işte orada pazarlık yapabilir. Ya ben ayrı olacağım çünkü Muharrem İnce ayrı aday da olabilir. Ayrı olduğu zaman %2 oy aldı mıydı? Bu iş daha Millet İttifakı açısından tamamen bitmiş olur. O açıdan pazarlık yapabileceği tek yer birinci turda CHP'nin, İYİ Parti'nin ve HDP'nin tek adayla girmesi. Orada olur. Yok tek adayla girmesi, herkes ayrı girerse Muharrem İnce'nin tek faktörü Türkiye Büyük Millet Meclisi kalır. Bu arada Ahmet Davutoğlu geçen sene yaptığı açıklamada benim de katıldığım toplantıda ben Cumhurbaşkanı adayıyım dedi Ahmet Davutoğlu. Ancak Davutoğlu, Babacan daha henüz hiçbir şey söylemedi. Ahmet Davutoğlu ve Babacan bunlar İYİ Parti ve CHP arasındaki denge ve güç savaşında yer buluyorlar kendilerine. Yani Ahmet Davutoğlu ve Babacan partiyi kurdular. AK Parti'den ne alırsak alalım noktası artık bitti. Alacakları tabanları aldılar. %1 olur, 2 olur veya 0.5, 0.7. Çok büyük oyları yok. Şu anda 2021 Mayıs ayıyla beraber Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Gelecek ve Deva Partilerinin artık AK Parti'den bütünüyle koptuğunu, AK Parti tabanıyla herhangi bir bağlarının kalmadığını, tek bağlarının Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti yani Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanı adayı gösterme noktasındaki ittifakın içinde hangi tarafa yakın olacaklarıyla ilgili bir siyasi çizgi gelmiş gözüktüler ki Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi ve Deva Partisi ittifakın içinde yer alabilir diye ilk kez bir açıklama yaptı. İttifakta ilk kez isimleri geçti. Bunun sebebi de CHP'ye karşı kendi tabanını birazcık daha genişletmek. Peki. Davutoğlu ve Babacan'la beraber. Peki. Bunların yapacağı tek iş bu. Diğer Liderler İttifakı'nı da yeni konu açıldığı konuşacağız, zaman. Konuşacağız, onu konuşacağız. Son cümlemi kurayım. Kılıçdaroğlu'nun ben adayım demesine gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu zaten şu anda aday. Yani doğal olarak aday. Ben Kılıçdaroğlu'nun ben adayım deme açıklamalarının sebebinin adayı Meral Akşener'den daha önce belirlemek. Meral Akşener'den ve HDP'den daha güçlü bir şekilde adayı belirleyerek yani aday belirlenecekse kendisi ortaya koymak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Akşener'in ve Pervin Buldan'ın da bunu onaylamasını istiyor. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu zaten aday ve adaylığa da can atmıyor. Yani ben illaki Cumhurbaşkanı adayı olayım istemiyor. Anladım. Ancak adayı belirlemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu. Peki bir araya hemen gidip geleceğiz. Araya... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.